Dünya Şampiyonası'na az bir süre kaldı. Bugünkü antrenmanlarıma tanıklık edeceksiniz siz de. Güne yüzmeyle başlıyoruz. Ardından atış ve eskrimle devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Bugün senin antrenman programına tanıklık ettik. Gerçekten baş döndürücü bir gündü. Biraz da senden dinleyelim. İlke'nin bir günü nasıl geçiyor? Bir günüm yoğun geçiyor. Ama çok alıştım ve hedefim olimpiyatlar olduğu için seve seve yapıyorum bu işi. Örnek bir gün anlatacak olursam, çünkü haftalık programım değişiyor. Şu an Dünya Şampiyonası'na hazırlandığımız için ve eksik branşım eskrim olduğu için ona yüklenmiş durumdayız. Günde çift antrenman eskrim giriyorum, sabah ve akşam olmak üzere. Sabah antrenmandan sonra yüzmeye gidiyorum, eskrim antrenmandan sonra. Daha sonra atış, sırasıyla at, koşu ve yeniden eskrim diye günü kapatıyoruz. Tabii bütün günümü alıyor. Arada sadece yemek yiyorum ve yolculuk yapıyorum antrenman sahaları arası. Yoğun bir gün oluyor ama tabii Dünya Şampiyonası bu kadar yakın olduğu için normalde bu kadar yoğun çalışmıyoruz. Dengeliyorum, haftaya bölüyorum antrenmanları. Arkadaşlara, aileye, okula zaman kalıyor herhalde biraz. Kalıyor. Ona özen gösteriyorum. Çünkü spora devam edebilmem için onlar da aslında çok önemli unsurlar benim için. Zihinsel olarak beni güçlü tutan ve önemli yere sahip olan hususlar. Son dönemde çok güzel başarılar elde ettin aslında. Avrupa Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak birincilik elde ettin. Keza Dünya Kupalarında da aynı şekilde. Ve şimdi Dünya Şampiyonası'nda hedefin eminim yine podyum görmek. Evet, elimizden geleni yapacağız ama inanıyoruz ki uzun zamandır yapılan en sıkı dünya şampiyonası olacak. Rakipler çok iyi hazırlanıyor. Hepsini de takip ediyoruz ama biz de tabii ki çok iyi hazırlanıyoruz. Göreceğiz bakalım, en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız ülkemizi. İlke, sen olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden ilk modern pentatloncumuzsun ve eminim Tokyo 2020 aslında en büyük hedefin. Oraya dair planların neler? Rio ile kıyaslayacak olursak nasıl bir ilke göreceğiz Tokyo'da? Rio'da çok çömezdim, deneyimsizdim. Çok çocuk kalıyordum rakiplerimin yanında. Hala öyleyim gerçi ama bu sefer zihinsel olarak yeterli düzeye ulaştığımı düşünüyorum. Yani 2020'ye performans olarak da zihinsel olarak da çok başka bir ilke çıkacak. Çok başka bir ilkeyi izleyeceksiniz. Bizim 2016'da hedefimiz kotayı alıp atmosferi görmek ve 2020'ye hazırlanmaktı. Çünkü bizim branşımız için ilk katıldığın olimpiyatta madalya ve bu yaşta, çok küçük yaşta, çok zor. Branşımız gereği 25 ile 35 arası top yaşlar. Ben 19 yaşında katıldım. Çok gerçekten küçüktüm. Şimdi 23 yaşında olacağım. Ama 2016'yı gördüğüm için çok hazır olacağımı düşünüyorum. Planlı ve düzenli bir şekilde yine madalyalarla devam ettiğimiz için yola, iyi şekilde devam ettiğimize inanıyoruz. Doğru sonuçları aldığımızı gördüğümüz için. 2020'de de tabii ki hedefimiz madalya. Umarım hedefimize ulaşabiliriz. Antrenman yaparken dinlemeyi en çok sevdiğin şarkı? Çok şarkı dinlerim. Yani öyle bir tane isim yok. Dünya rekoru mu, altın madalya mı? Altın madalya. Modern pentatlonda izlemeyi en çok sevdiğin yarışma? Kombinasyon. En çok hangi ülkede yarışmayı seviyorsun? Daha bilmiyorum. Sporcu olmasan ne olurdun? Sanatçı, müzisyen. Lakabın ne? Şampiyon. Onsuz yaşayamayacağım şey, dediğim şey var mı? Yok. Modern pentatlondaki dünya rekoru. Bende. Puan? 1368.
modern pentatlonda dünyaca ünlü 3 isim söyle bize. Lena Schönebrunn, Laura Zadaskaitia, adı erkek söyleyecektim ama bulamadım, erkek söyleyecektim. Uğurlu saydığın bir eşya veya alışkanlığın? Yok.